Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği Antalya Şubesiyiz. Biz uluslararası bir derneğiz. Türkiye'de genel merkezimiz Cenevre ama İstanbul genel merkez görevi yapıyor. Türkiye'de 25 şubemiz var. İlk yıllarda 1949'da kuruldu Türkiye'de. İlk yıllarda sadece üniversite olan illerde Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği şubeleri açılıyordu. Şimdi daha çoğalıyoruz. İlçelere de kaymaya başladık. Türk Üniversiteleri Kadınlar Derneği'nin çalışmalarını bütün satımıza kadınlar adına yaymak istiyoruz. 1949 yılında kurulan ve ilk defa kadın hareketini başlatan bir derneğiz. Bizim için o çok önemli. 1988 yılında da Antalya'da kurulduk. O günden bugüne en büyük amacımız kadınlarımızın, genç kızlarımızın, özellikle örgün ve yaygın eğitim dışında kalmış olan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın eğitimleri, ekonomik açıdan güçlenmeleri, işletmelerde çalışmaları, girişimci kadın olmaları ve bunları yaparken bizim temel amacımız öyle bir Atatürk sevgisi ve Atatürk'ün kadınlar için işaret ettiği hedeflerden yürüyoruz ki onun hedefleri ve laik cumhuriyete bağlı Atatürkçü Türk kadınlarının birleşmesiyle oluşan bir grubuz ve o grupla bu amaçlarımızı Türkiye satına yaymaya çalışıyoruz. Antalya'da da öyle. Antalya'da da 1988 yılında kurulduk ve kadın hareketini Antalya'da da ilk başlatan derneğiz. Devam ediyoruz. Antalya'mızda turistik bir yer, turizmin potansiyel olarak çok geliştiğini düşündüğümüz bir yer. Ama ne yazık ki burada da kadınlarımızın sorunları büyük çapta. Son günlerde kadına yönelik şiddetle Türkiye'de ikinci sırada Antalya. Bununla mücadele etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ve kadın eğitimi, genç kız eğitimi adına projelerimiz var. Bu projelerimiz için bizim seçtiğimiz ana merkezler var. İlk projemizi Ahatlı'da başlattık. Ahatlı'daki kadınlarımızı geliştirilmesi için ben o zamanlar Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü, Teknik Lise Müdürlüğü yapıyordum. O zaman yönetimde yer almıyordum ama onların hepsini belli kadınlarımızı bizim atölyelerimizde eğittik. Besin teknolojisi, dokuma vesaire kadınları girişimci yapabilecek ve Antalya'daki alanlara böyle kadınlarımızı gönderebileceğimiz eğitimler uyguladık onlara. Ahatlı bölgesinde son derece önemli çalışmalar yaptık. Her şeyden önce okuma yazma seferberliği başlattık. Ve en önemlisi benim için yine orada Ahatlı ve Şafak Mahallesi'nde yaşayan yüzlerce kadınımızın nikahsız olduğunu öğrendik. Hatta nüfus cüzdanlarının olmadığını öğrendik. Biz Antalya'da belediyeler, o zaman ilçe belediyeleri yoktu, bir Antalya Belediyesi vardı, büyük şehirde değildi o zaman. Biz Antalya'da ilk defa kadınlara nikah kıyma olayını başlatan bir derneğiz ve 158 kadınımızı Ahatlı ve Şafak Mahallesi'nde 150 kadınımızı nikahladık ve son derece güzel törenler yaptık. Onlara gelinlikler giydirdik. En acısı da neydi biliyor musunuz? Kadınlarımızın nüfus cüzdanı yoktu. Yani kadınların kimliği yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Biz onları onlara kavuşturduk dernek olarak ve onlara ekonomik olarak hiçbir şeyimiz olmadı, yükümüz olmadı. Bunu dernek olarak yaptık. Kadınlarımızın eğitim ve bu yönlü seferberliğinden sonra bu kadınlarımızı örnek kadınlar olarak kabul ettik. Bunların içinde fevkalade girişimci kadınlarımız oldu. Bir Şerife Hanım'ımız vardı. Mesela ilk defa Antalya'da ilk defa bu şekerci Sıtkı'nın falan yapmış olduğu reçellerden sonra ilk defa bir kadın Antalya'nın yöresel meyvelerinden işte turunç,
portakal, greyfurt vesaire reçel yaparak dünya piyasasına girdi bu kadın. Avrupa'da tanındı. Bizim Avrupa'dan gelen misafirlerimiz onların bu şeylerini alıp götürdüler. Hatta Şerife Hanım'ı Almanya'ya götürmek istediler. Ailesi izin vermedi. Biz böyle kadınlarımızı kazandık. Ondan sonra dedik ki biz ya buradaki kadınlarımıza ulaşıyoruz ama cezaevindeki kadınlarımız da bizim için çok önemli. Sanıyorum Türkiye'de, bakın Antalya'da demiyorum, Türkiye'de 1988 yılında ilk defa cezaevinde proje başlatan derneğiz biz, kadın derneğiz. Orada okuma yazmadan İngilizce kursu, resim kursu, takı kursu, folklor ve iki sene önce müzik öğretmenimiz, bizim görevli müzik öğretmenimiz kadınlardan koro kurdu orada. Oradaki kadınlarımızdan. Bu arada onların tabii ki bir takım maddi ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Çünkü o zamanlar Adalet Bakanlığı şimdi çok daha farklı. Adalet Bakanlığı psikolog görevlendirmiş, sosyolog, ondan sonra pedagog görevlendirmiş. O zaman hiç kimse yoktu. İlaçlarını dahi alamıyorlardı. Onların ilaçlarını, doktor giderlerini hep biz karşıladık. Ve orada cezaevinde kalan, tutuk evinde kalan kızlarımızdan üniversiteye devam edenler vardı. Onların harçlarını yatırıyorduk bizler. Hala devam ediyor. Bizim cezaevi projelerimiz hala devam ediyor. Biz hep onlarla beraberiz, oradaki kadınlarımızla da. Hem ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Sonra Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na proje hazırladık. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na yaptığımız projede bu defa baz olarak Zeytinköy kadınlarını aldık. Ve yine Zeytinköy'e giren ilk kadın derneğiyiz. Yani Zeytinköy biliyorsunuz imaj olarak bizim kamuoyumuzda kendilerine göre orası için bir takım şeyler, imajlar yaratmaya çalışmışlar. Ama biz Zeytinköy'ü çok sevdik, halkını çok sevdik. Onlar bizi çok sevdiler. Kadınlarımız, genç kızlarımız bizi çok sevdiler. Orada Muratpaşa Belediyesi girişimci kadınlarla ortak bir proje hazırladık. Muratpaşa ile çok güzel bir eğitim merkezi yaptı Muratpaşa bize. Ama biz tabii çok o konuda yorulduk. Epeyce Muratpaşa'yı da sıkıştırdık. Ama Ümit Başkan'a buradan teşekkür etmek istiyorum. En azından bize inandı. Bizim projelerimizin oradaki kadınlarımız ve genç kızlarımızın için fevkalade iyi olabileceğine inandı ve güzel bir eğitim merkezi açtı. O eğitim merkezinde biz oradaki kadınlarımıza Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla çeşitli kurslar açarak, ama önce projemizin bir amacı şeyi vardı, şartı vardı. Mutlaka okuma yazma bilmeleri gerekliydi. Oradaki muhtarların eşleri bile okuma yazma bilmiyorlardı. Biz orada Haziran, Temmuz, Ağustos gibi en sıcak aylarda yerimiz de yoktu. Oradaki İnönü İlköğretim Okulu'nda kadınlarımıza okuma yazma kursu açtık. Şimdi buradan şunu vurgulamak istiyorum. Antalya'nın çevresinde, merkezde de dahil, biz çünkü burada da kurslar açtık. Hala okuma yazma bilmeyen kadınlarımız ve genç kızlarımız var. Buradan ben yetkilileri uyarmak istiyorum. 21. yüzyılda eğer biz kadınımızı geliştirmek, kadınımızın problemlerine çözüm bulmak istiyorsak önce kadınımızı eğitmek zorundayız. Okuma yazma bilmeyen, hatta şu buralardan geçen otobüslerin, dolmuşların şeyini okuyamayan kadınlarımızı bu şehirde nasıl yaşayabildiklerini düşünün. Bunlarla uğraşmamız gerekiyor. Eğitim çok önemli bir şey. Hatta ben buna eğitim demiyorum, öğretim diyorum. Öğretim çok önemli. Biz Zeytinköy'e bir girdik, pir girdik. Ondan sonra İsveç Şibeli Binaroy projesiyle girdik. Üçüncü defa tekrar Binaroy projesiyle girdik. İlk girdiğimiz Binaroy projesinde kadına yönelik şiddette barış imajı uyguladık okullarda. Yani evde barış, okulda barış, toplumda barış. Hiç olmazsa şiddetin önünü barışla kesme adına yine Akdeniz Üniversitesi, biz ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla
çok güzel bir barış programı uyguladık. Ve o barış programının Türkiye'ye yayılması için Türkiye'deki bütün üniversiteli kadınların şubelerini Antalya'ya davet ettik. Antalya Otel'de çok önemli 3 günlük bir seminerle çalışmalarımızı onlara aktardık. Türkiye'de yaygınlaşması için. Ama yaygınlaştı mı orası meçhul. Ama biz o işin peşini bırakmadık. Ondan sonra çocuk gelinleri ele aldık. Hatta çok güzel, Ayşe'cim verir misin? Aferin, benim sekreterim çok akıllıdır. Bakın, böyle bir kitap yayınladık. Çocuk gelin ayıbına hayır diye bir şey yayınladık, kitap yayınladık. Ve bununla mücadelemizi sürdürüyoruz. Hala sürdürüyoruz bununla ilgili mücadelemizi. Ve bu kitabın içinde bizim bursiyerlerimiz var. Üniversitede okuyan kızlarımıza burs veriyoruz. O bursiyer kızlarımıza görev verdik. Dedik ki, gittiğiniz yerde, memleketlerinizde çocuk gelin olmuş kadınların hikayelerini istiyoruz dedik. Ama onları üzmeden, onları rencide etmeden bu hikayeleri alacaksınız dedik. Sanıyorum 60'a yakın hikaye geldi. Seçerek bu kitabın arkasına da o hikayeler kondu. Yaşanmışlıklar, çocuk gelinken yaşanmışlıklar, kadınlarımızın hayatlarını, çocukluklarını yaşamadan anne oluşları, sıkıntıları ve problemleri o kadar güzel yansıyor ki. Hala eğitim sistemimizdeki aksaklıklar nedeniyle, özellikle 4+4+4'ün uygulamasıyla kızlarımızın çoğu okul hayatına son verildi. Ve çocuklarımız ekonomik açıdan güçsüz olan aileler, bir defa nüfus planlaması da yok. Durmadan çocuk doğuruyor kadınlarımız. O nedenle o kız çocuklarımızı erkenden evlendirerek, hatta buralarda bile bu yüzyılda başlık parası alarak kadınlarımızı ve kızlarımızı heder ediyoruz. Bununla mücadele ettik. Bu önemli bir projeydi bizim için. Ondan sonra yine aynı İsveç hibeli, dış hibeli bir projeyle bu defa yine Zeytinköy'deki kız öğrencileri aldık. 20 tane kız öğrenciyi baz olarak aldık, aileleriyle birlikte. Sosyal hayatlarını geliştirme ve başarılı olmaları için. Çocuklarımızın gerçekten sonuçlar çok güzel. Bizim ele aldığımız kızlarımızın LGS'ye, yani liseye giriş sınavlarında başarılı olduğunu görüyoruz. Hatta o çocuklarımıza şimdi yaz aylarında da içeride gördüğünüz girişteki yerimizde Almanca öğretmenimiz Fulya Erşen Almanca ders veriyor çocuklarımıza. Bu yaz sıcağında bunu yapıyoruz çocuklarımızı geliştirme adına. Evet, onu da göstereceğiz. Şimdi o çocuklarımızı aileleriyle beraber sadece eğitimleri değil, sosyal hayata girmelerini sağladık. Onları sinemaya götürdük, tiyatroya götürdük, operaya götürdük. Girişimci kadınları tanıttık. Antalya'daki girişimci kadınları ve hepsinin iş yerlerine götürdük. Anneleriyle beraber götürdük. Hiç o çocukları yalnız götürmedik. Ve o olayın bitiminde Akdeniz Üniversitesi'nde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne çocuklarımızı götürdük. Dedik ki, bu projeden ne anladınız dedik. Ve çocuklarımız resimlediler o projeleri. Çok enteresan bir şey. Hiçbir tanesi, ben de eğitimciyim ve psikoloji master'ı yapmış bir eğitimciyim. Hiçbir tanesi eğitimle ilgili hiçbir şeyi resimlememiş. Bale resimlemiş, iş yerlerini resimlemiş, sinemayı resimlemiş. Yani çocukların sosyal hayata olan açlığı ve sosyal hayattan olan habersizlikleri onları o kadar çok etkilemiş ki. Kısmen diyorum, bakın, çok kısa bir süreydi çünkü, kısmen onları doyuma ulaştırmış. Ve biz onlara Zeytinköy'de çok güzel bir sertifika töreni yaptık Muratpaşa Belediyesi ile. Onlar o kızlarımıza satranç takımı hediye ettiler.
Murat Paşa Kaymakamı, belediye başkanı, üniversiteden hocalar katıldılar. Ve orada çocuklarımıza bir de bu projelerden ne kazandınız diye bir kompozisyon yarışması yapıldı. Oradan derece alanlar, resimden derece alan çocuklarımıza ödüller verildi. En güzeli, ben dedim ki herkes konuştu, kaymakamımız konuştu, belediye başkanımız konuştu, ben konuştum, hocalar konuştular. Anneler dedim ne anladılar? Yani size ne verdi bizim bu projemiz? Hocam dedi, bir tanesi kalktı, ben dedik 48 yaşındayım dedi, yani 50 yaşına yaklaştım. Antalya'da yaşıyorum ama daha hiç sinema görmedim dedi. Hala biz böyle kadınlarımızın olduğu bir ülkede kadın sorunlarımız derinliği bu boyutlardayken biz kalkıyoruz başka türlü kadınlarımızın boyutlarında başka türlü değerlendirmelerle onları ele almaya çalışıyoruz. Biz öncelikle, ben her zaman onu söylüyorum bir eğitimci olarak da, insanımızı öğretmek ve eğitmek zorundayız. Ülkenin kalkınması kadınlarımızla olur. Çünkü kadın evladını yetiştiren, çocuğunu yetiştiren, bu topluma o değerlerle kazandıran bir kişilik. Kadını ihmal ederseniz çocuğu da ihmal etmiş olursunuz, erkeği de ihmal etmiş olursunuz, toplumu da ihmal etmiş olursunuz. Sonra çok önemli bir proje daha uyguladık biz. Aktif kadın yurttaş eğitimi uyguladık. Nerede uyguladık? Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı kız öğrenci yurtlarında uyguladık. Bir de cemevlerinde uyguladık. Cemevlerindeki kadınlarımıza uyguladık aktif kadın yurttaş eğitimini. Çok güzel bir programla uyguladık onu da. Bizim kendi içimizdeki görevli arkadaşlarımız, kendi alanlarında bu konuda uzman olan arkadaşlarımız verdi. Bunun dışındaki uzmanlıklar alanlarında da dışarıdan temin ettiğimiz arkadaşlarımızla çok önemli, çok güzel programlarımız oldu orada. Demin Ayşe sen bir şey gösterdin, neydi o? Bir sertifikamız vardı o konuda, işte çocuklarımıza verdiğimiz. Biz koşuyoruz. Hiç oturmadan koşan bir derneğiz. Ve bütün kamu kuruluşlarıyla, bir defa yerel yönetimlerle, kamu kuruluşlarıyla, milli eğitimle, diğer STK'larla hep işbirliği çerçevesi içindeyiz. Öğrencilerimizle bütünleşiyoruz. Üniversitede burs verdiğimiz öğrencilerimizle bütünleşiyoruz. Bizim 3 tane merkezimiz var, kültür merkezimiz var. Birisi Uncalı'da, bir tanesi İnönü Mahallesi'nde, bir tanesi de Üçgen'de. 3 tane kültür merkezimiz var. 4.'sü esas ilk oydu. Fatih Mahallesi'nde kurduğumuz bir toplum merkezimizdi bizim. Toplum merkezlerini o zaman kadından sorumlu Devlet Bakanlığı kapattı. Kapatınca biz o merkezi Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürüttük. Ama o zaman Büyükşehir Belediyesi'nde seçim değişti. Sayın Akaydın ayrıldı. Menderes Bey gelince Menderes Bey bizi biraz dışladı o şeyden. Biz de bıraktık onlara. Siz ne yaparsanız yapın dedik. Ama o kültür merkezlerimizle de oradaki kadınlarımıza koşuyoruz. Halk eğitimle işbirliği çerçevesi içinde yine oradaki kadınlarımızın beceri kazanmalarını, kadınlarımızın güçlenmelerini, girişimci olarak sosyal hayata ve ekonomik hayata atılmalarını ve onların istedikleri alanlarda eğitilmelerini. Bizden en çok istedikleri şeyler sağlık, bir de hukuksal konularda. Kadının yasal hakları nelerdir? İşte boşanmalar, nafakalar vesaire. Bizim en azından 20'ye yakın zaten hukukçu üyemiz var. Onların yardımıyla, doktorlarımızla, her şeyle biz kol kanat geriyoruz oradaki kadınlarımıza da. Herhalde bizden çok çalışan bir dernek olduğunu sanmıyorum. Efendim çok güzel projeler, inşallah devamı da gelir. Şimdi son günlerde, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada bulundu. Japonya'yı örnek gösterdi ve Türkiye'de de kız üniversiteleri olması gerektiğini savundu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben bir eğitimci olarak karşıyım her şeyden önce.
Yani biliyorsunuz biraz önce de ifade ettim. Japonya'da bir geisha anlayışı vardır. Kadınlara şey yapılan. Ama büyük Atatürk, biz ona o kadar çok şey borçluyuz ki kadının toplumdaki yerinin çok önemli olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nda yanına almış olduğu kadınlarla bir defa topluma ispat etmiş büyük bir liderdir Atatürk. Ve ondan sonra yine kadının güçlenmesini, toplumun kadınla beraber eşdeğer güçleneceğine inanan ulu önderimiz, bizimle ilgili hiçbir mücadele etmediğimiz halde en büyük hakları bize vermiştir. Kadının seçme seçilme hakkı vermiştir. Bu çok önemli bir şey. Kadına önce muhtarlık hakkı vermiştir. Sonra belediyelerde belediye başkanlığı seçilme hakkı vermiştir. Sonra siyasi hayat içinde kadının siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Kadının kıyafetiyle ilgili devrimler yapmıştır. Kadının bütün ekonomik, sosyal, politik her türlü alanda başarılı olabilmesi için öncü kadınlarımızı dış ülkelere göndererek gelişmelerini ve Türkiye'de de bunları yaymaları için büyük çaba sarf etmiştir. Biz ne Japonya'yız, ne Çin'iz, ne bir başka devletiz. Biz büyük bir ulusuz, biz Türk milletiyiz. Bizim kadınımızı ayrıcalıklar içinde eğitmeye, ayrıcalıklar içinde yetiştirmeye, o şekilde sınıflandırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Biz çağdaş ve bilimsel eğitimden yanayız. Asla ve asla başka bir şey kabul etmiyoruz. Nerede büyük yanlışlıklar yapıldıysa her zaman için karma eğitime son verildiği zaman yapılmıştır. Türkiye'de bütün eğitim sistemlerinde, ilk öğretimde, orta öğretimde, üniversitede de karma eğitim çok önemlidir. Çünkü bu toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir tavırdır. Ne demek kadın üniversiteleri? Toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram bizim Türkiye'de kadın problemlerini kökten yok edecek bir kavramdır. Biz bunun için mücadele veriyoruz. Ve bununla ilgili biz çok büyük Antalya'da bir çalışma yaptık. Toplumsal cinsiyet eşitliğine Kepez bölgesinde ne kadar anaokulu öğretmeni varsa otelcilik okulunda seminer yaptık biz onlara toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili. Erkek ve kız ayrımı diye bir şey yoktur. İnsan vardır. İnsan hakları vardır. İnsan kavramı vardır. Ve Türk ulusu için bizim modern çağda benimsediğimiz tek şey vardır. Laik ve bilimsel eğitim, karma eğitim. Başkasını biz kabul etmiyoruz ve son derecede yanlış buluyoruz. Herkes bize gıpta ederken Atatürk'ün heykelleri, büstleri yurt dışlarında çeşitli yerlerde dünyanın en büyük lideri diye yer alırken biz Atatürk'ün efendim büstlerini kırıyoruz, heykellerine tecavüz ediyoruz, resimlerini kaldırıyoruz. Biz ancak Atatürk'ün bugüne getirdiği eğitimle olsun, sosyal hayatla olsun, ekonomik hayatlı olsun, siyasi hayatlı olsun, onun değerleriyle ancak Türkiye kalkınabilir. Bunun inancı içindeyiz Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak. Tekrar ediyorum, karma, bilimsel ve laik eğitimi benimsiyoruz. Bunun dışında hiçbir sistemi benimsemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.